Akdeniz'in eşsiz turkuazı ve tarihin muhteşem dokusunu buluşturan Likya yolundaki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde zengin ekoçeşitliliği, doğal plajları ve alternatif konaklama imkanlarıyla doğa ve yürüyüş tutkunları için önemli ayrıcalıklar sunan birbirinden güzel yerler keşfetmiştik. Bu bölümde de keşfe devam edeceğiz. Likya yolu programımızın ikinci bölümünde Orta Likya ve Doğu Likya'yı göreceğiz. Orta Likya'da Kaş, Kekova, Demre, Doğu Likya'da Adrasan, Çıralı, Olimpos'u göreceğiz. Orta ve Doğu Likya yolunu oluşturan rotamızın bu bölümdeki ilk durağı Demre, Sülüklü Plajı. Özellikle kamp ve karavan turizmi açısından bölgenin en uğrak noktalarından biri olan plaj, çevredeki tepelerden denize süzülen dere ve ırmaklarında buluştuğu bir delta. Programımızın bu bölümünde Barış Yüksel Bey bizlere eşlik edecek. Barış merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Demre'ye. Hoş bulduk. Barış ayrıca Kültür Rotaları Derneği, ki bu Likya yolunu açan hanımefendinin kurduğu derneğin bu bölgedeki sorumlu arkadaşımız. Barış'cığım, bizlere nereleri göstereceksin? Şimdi şöyle hemen bir yürümeye devam edebiliriz. Orta Likya bölgesini gezmeye, keşfetmeye başlayabiliriz. Hadi gidelim baba. Bu rotada yürüdükçe yorulmuyor, aksine dinleniyorsunuz. Doğanın dinginliği tüm yaşamı etkisi altına alıyor bu topraklarda. İkinci durağımız Likya Uygarlıklar Müzesi. Milattan sonra 129 yılında inşa edilen, yakın tarihte ise müzeye dönüştürülen yapıda, farklı Likya kentlerinde yapılan kazılarda keşfedilen ve her biri Likya halkının inançları, ekonomik ve sosyal yaşamı hakkında ipuçları veren eserler sergileniyor. Müzedeki salonlar isimlerini Likya birliğini oluşturan kentlerden alıyor. Hemen birinci kilise var, devamında ikinci kilise var. Azilerde de, Batakdere'de eski sinagog var. Bu da bu bölgenin ne kadar ticari olarak da önemli bir liman kenti olduğunu anlatıyor zaten. Açık hava bölümünde ise yıllar süren kazılarla ortaya çıkarılmış liman, çarşı, hamam, kilise gibi yapı kalıntıları görülüyor. Barış'ım teşekkürler. Bayağı bir yolu yürüdük. Müzeyi de gördük. Biraz dinlenelim. Hem dinlenmişken de Likya yolu hakkında, kültür rotaları hakkında, dernek hakkında, bir de müze hakkında bizi bir aydınlat. Önce sen Demre'de ikamet ediyorsun. Ne iş yapıyorsun? Bu Likya yoluna nasıl bir kendini adapte ettin veya nerede buluştun Likya yoluyla? Şöyle başlayayım. Öncelikle Demre'ye hoş geldiniz.
11 yıl önce üniversiteyi bitirdiğimde ben ilk yaptığım iş lig yolunu yürümekti. Bu 11 yılın üzerinde kendi memleketime Demre'ye geri dönüp burada bir kamp alanı açtım lig yolu üzerinde. O zamandan beri de Türkiye'deki bakım onarım çalışmalarını resmi olarak yapan, resmi kurumlarla izinli ve beraber olarak yapan Kültür Otarı Derneği ile gönüllü olarak çalışıyorum. Bu bölgenin bakım ve onarımlarında yer alıyorum ben de. Aynı zamanda da kampımda lig yolu misafirlerine hizmet veriyorum. Bir buluşma noktası yaratmaya çalışıyorum. Bunların devamında birçok da proje yaptık bu bölgede Kültür Otarı Derneği ile. Güney Koreliler'le ortaklığımız var. Yine Avrasya yolu, Avrupa'nın en uzun trekking rotasının Demre'de bitmesiyle ilgili İngiltere'den başlayan rotaların ve Türkiye'deki tüm rotanın birleşip Demre'de bitmesiyle ilgili projede çalışıyoruz. Yine aynı zamanda Kekova bölgesinde Kapaklı Köyü'nde sürdürülebilir turizm projesi olan Lig Yoluna Bir Mola projesini yarattık yine Kültür Otarı Derneği ile. Buradaki amaç Lig Yolu sürdürülebilir proje bir projeydi. Yerel halkın değerlerine, kültürlerine zarar vermeden aynı zamanda yerel halkın da değerlerine ve kültürlerine ve yola sahip çıkmasını sağlayacak bir etkileşim içerisinde olmaktı. Ve aynı zamanda da kendi kültürümüzü koruyup gelen misafirleri de, yürüyüşçileri de kendi kültürümüzü tanıtmak, aynı zamanda bu bölgeyi de korumak ve turizm olarak da zenginleştirerekten insanlara da bir gelir kaynağı yaratmaktı. Bunun devamında Kültür Otarı Derneği ile çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Demre bölgesi ayrıca dini ritüelleri çok olan bir bölge, doğru mu? Roma döneminin Ortodoksluğun ilk çıkış noktalarından birisi. 20'nin üzerinde kilise ve şapel var. Aynı zamanda San Nicolas yolları da var bu bölgede. Likya yolunun Belören kısmında Likya yoluyla beraber birleşiyor San Nicolas yolları. O yol üzerinde de 20'nin üzerinde kilise ve şapel var. İlk dönemlerine ait Ortodoksluğun. Bir tane seyahat ajantıcı arkadaşımız inovatif şöyle bir şey geliştirmiş. Grubunu otobüsle bir noktadan bir noktaya götürüyor. Hı-hı. Otelde konaklatmaktansa bir tane de kamyonete 40-50 tane çadır dolduruyor. Evet. Grup gelmeden önce kamp yerine o çadır olan araç gidiyor. Mobil oraları kamp gibi bir şey evet, aslında. Oraları kuruyor. Ondan sonra grup geliyor. Kendi çadırlarına check-in yapıyor, işte yemeklerini yiyorlar. Evet. Bir sonraki gün başka bir yere yürüyorlar. Orada da aynı şekilde önden bir araç devamlı bu şeyi kuruyor, evet. Sistemi kuruyor. Ben Hollanda fuarında görmüştüm bu iş modeli. Dünyanın çeşitli noktalarındaki kamp alanlarında oradaki seyahat ajantaları işte 10 tane, 20 tane çadırlık yer kiralayıp yani normal bir otele turist gönderir gibi evet. Kamp alanlarına da turist gönderiliyor. Bence gelecekte bu sektör hızlanacak. Türkiye'de de hızlanacak. Nasıl turizm ilk başta kampçılıkla, pansiyonla başladı şimdi evet. Büyük otellerde. Hı hı. Bu pandemiden sonra bence yine tekrar aslına dönüp tekrar yine o ivmeyi yapacağına inanıyorum ben. Tabii ki bizim büyük otellere de ihtiyacımız var ama kamplara da ihtiyacımız var. Tabii tabii. Çeşitliliğe ihtiyacımız var. Biz bir de 4 mevsim yaşayan bir ülke olaraktan kampta da 4 ay kalma şansı var insanların. Bizim mevsim normlarımız her zaman kamp yapmak için de uygun. O yüzden bize çeşit olması gerektiğini düşünüyorum turizmin ve insanlara seçenek sunulabilir. Kampta konaklayabilir, butik otelde konaklayabilir, pansiyonda konaklayabilir, daha lüks bir konaklamada konaklayabilir. Bunu seçenek olarak sunulmasını ben taraftarıyım. İnsanlar sadece doğada yürümek için bu yola gelmiyor. Özellikle Likya yolunda şimdi gerçek hayatın içinden yürüdüğünüz kesimler çok fazla. Tabii. Yani bir köylünün nasıl yaşadığını, ne ürünler ürettiğini, normal evinin halinin nasıl olduğunu, dini inancının nasıl olduğunu, ne yediğini, ne içtiğini, nasıl evlendi, nasıl sünnet düğünü oldu. Yani normal bir hayatın içinden geçiyorsunuz. Tabii. Bu hayatın içinden geçtikten sonra doğal güzelliklerin içinden geçiyorsunuz. Nehirler, akarsular, dağlar, karlar yani mevsimine göre. Sonra dini tapınakların olduğu, yani eski ve yeni tapınakların olduğu bir yerlerden geçiyorsunuz. Ve bambaşka diğer ihtiyaçlarınızı da doyuruyorsunuz. Çünkü devamlı şehir hayatında yaşayan bir adam çok lüks bir yerde yaşasa dahi ondan farklılık istiyor tatilinde. Tabii ki, tabii. Ve bu tip alternatif turizm öğeleri o farklılıkları o turiste sunabiliyor. Tabii ki, tabii ki. Amaç zaten bir taraftan o. Hem doğada spor yapmak ve mümkün olduğunca da yeni kültür tanımak. Eskiden kalan izleri takip etmek, eskiden kalan taşlara dokunmak ve aynı zamanda da günümüzde gastronomiyi çok fazla turizmden ayıramıyoruz. Gezdiği, dolaştığı yerlerde yöresel ürünleri keşfedip onların lezzetine bakmak. Dinlendik bayağı. Bir Demre'ye doğru inelim. Noel Bayı ve Noel Bayı Kilisesi'nde bir antik şeyini ziyaret edeceğiz daha.
Tamam. Günümüz uzun. Devam edelim. Hadi. Medeniyete çıktık. Evet. Şu an Kapaklı köyüne geldik. Üçağız'dan başladığımız yürüyüşte Kapaklı bölgesindeyiz. Şimdi Asmaaltı köy evinde bir mola vereceğiz. Buranın yerel halkının yaptığı yemeklerin bir tadına bakalım. Yanlarında da hemen şeyleri, seraları var herhalde. Evet, seraları var, ağaçları var hemen yanlarında da. Sera şey, domates mi abi burası da? Burası domates gibi. Aynı zamanda üst katlarında küçük ev pansiyonları var. Alt katlarını kafeterya olarak da kullanıyorlar. Zeynep ablayla Yusuf abinin evi burası. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, merhaba abi. Hoş merhaba abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Burası sizin kendi normal yaşam alanınız, evet, değil mi? Evet. Hayır, yani siz de burada yaşıyordunuz, evet, devam. Burada gel abla. Likya yolunun sahil ve dağ rotalarının birleştiği Kapaklı bölgesinde yer alan Asmaaltı köy evinde yöresel lezzetleri tatmak için bir mola veriyoruz. Likya yolunda bir mola diye bir projeye başvurduk. Evet. Likya'nın sahil rotaları ve dağ rotaları birleştiği köy burası. Kapaklı köyündeyiz şu anda. Ve bu proje kapsamında... Önden sahil geçiyor, arkadan dağ rotası, geçiyor. Sen ikisinin ortasında. Evet, ikisinin ortasında burası da. Ne güzel. Ve bu projede de komşularımızla beraber, köylüyle beraber eğitimler aldık. Eğitimlerin sonucunda da eski evlerimizi onarıp ev pansiyonu ve kafeterya çevirdik. Ne güzel, ne güzel. Rotamızın bir sonraki durağı St. Nicholas Müzesi. Patara'da doğup büyüyen, mucizelerin Azizi olarak bilinen Aziz Nicholas, name değer Noel Baba adına yaptırılan ve çeşitli dönemlerde tadilat gören kilise duvarlarında Aziz Nicholas'ın gerçekleştirdiğine inanılan mucizeler resmedilmiş. Yoksulların kurtarıcısı, denizciler ve öğrencilerin koruyucusu olduğuna inanılan Aziz Nicholas'ın ölümünden sonra inşa edilen kilise her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. Şu anda yanımızda Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Rıza Perçin Bey var. Rıza Bey, öncelikle neredeyiz şu anda? Şu anda ilçe olarak Demre'deyiz ve St. Nicholas, Aziz Nicholas Müzesi'ndeyiz. Aziz Nicholas'a değinirsek, Aziz Nicholas Patara'da doğmuş. Çocukluğu orada geçmiş, varlıklı bir aileden gelmekte. Sonraları bu bölgeye geliyor. Bu bölgede tamamen kimsesizlere, denizden gelen yoksul kişilere ve bu bölgede yaşayan yoksul kişilere yardım etmekle ünlenmiş bölgede ve sonradan azizlik makamını almış bir kişilik. Ortodoksların azizi. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman Ukrayna, Rusya bölgesinde her bir bindiğimiz takside ya da gördüğümüz bir masada ya da girdiğimiz bir yerde St. Nicholas'ın figürü, yani ikonası vardır. Ortodokslar için çok önemli bir azizdir, çok önemli bir din adamıdır. O burada yaşamını yitirmiş. Zaten mezarı da burada ama daha önceleri burada korsanlar tarafından kemiklerinin kaçırıldığı söylenmekte. Ama bizim inancımız, kemiklerinin bir bölümü hala burada ve müzede olduğu, şu anda Antalya Müzesi'nde. Buraya yıllık normal sezonda, Covid'den daha önce sezonların olduğu dönemde 2019'da 500-550 bin kişi buraya sadece ibadet etmek için geliyor. Din turizmi için geliyor.
Bizler de bu konuda tamamen bölge olarak enerjimizi bu bölgeyi tanıtmakla ve bu inanç turizmi tanıtmakla geçiyor zaten. Bölgemizin incilerinden bir tanesi. Şimdi zaten başkanım, bütün turizm hareketliliği bu din üzerine başlamış. Ya işte ibadethanelere giderken ya da hani oraları görmek için gelen insanlar bu yolları yürümüşler. Bizim şu anda içeriğimiz Likya yolu. Evet. Likya yolunun büyük bir kısmı da sizin temsil ettiğiniz, TÜRSAB'ın yetki alanındaki evet. temsil ettiğiniz kısımda. Likya yolunun bölgeye katkıları nelerdir? Şimdi Likya yolu aslında bölgemizin en önemli zenginliklerinden bir tanesidir. Fethiye'den başlar, Antalya'nın bir ilçesinde biter. Yaklaşık 560 kilometrenin üzerinde bir bölgemizdi. Önceki valimiz Münir Bey ile birlikte burada çok önemli çalıştaylar yaptık Likya yoluyla alakalı. Bölgemizden arkadaşlarla, bilim adamlarıyla ve bu bölgeyi, o Likya yolunu iyi tanıyan profesörlerimizle birlikte, buradaki kardeşlerimizle birlikte. Şu anda tamamen daha önceleri Avrupalılar evet. Bu bölgede bu Likya yolunu yürüyorlardı. Likya yolunu yürüyorlardı. Likya medeniyetine şahitlik ediyorlardı. Ama son birkaç yıldır alternatif turizm adına bölgeye, Antalya bölgemize zaten yoğun olarak gelen misafirlerimizden Rus ve Ukraynalı turistler 1-2 yıldır gruplar halinde Likya yolunu çok merak ediyorlar ve planlamalar yapmaktalar. Biz de zaten bölge ajantalarımızla artık bu pandemi döneminde otururken kendi aramızda çok söyleşilerimiz, çalışma ve planlarımız oldu. Buradaki arkadaşlarımızla da paylaştık. Önümüzdeki dönemde alternatif turizmle alakalı en büyük işlerimizden bir tanesi Likya yolunun tanıtımı, yürünmesi ve pazarlanması olacak. Bugün biz bu yolu yürürken birkaç tane esnafla, orada işletmelerle de konuştuk. Yani 2021 yazına rezervasyonların çoğu esasında işte Rusya, Ukrayna o pazarlardan geliyor. Yani 10 milyonları bahsedilen bir Antalya'dan bence Likya yolu yine milyonları çekebilecek kapasitesi var. Alternatif Turizm İhtisas Başkanı olaraktan bu konuya ehemmiyet vermenizi ve insanların, yani acentacı meslektaşlarımızın bu alana yönelmesini ben de gönülden istiyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Covid ile birlikte normal alışkanlık turizm hareketi bir nebze olsun bitti, bitmek zorundaydı. İnsanlar daha böyle özel yerlere gitmeye başladı. Zaten bölgemizde villa turizmi bir yıldız haline geldi ve doluluk oranı %100 ile geçti. Şimdi bir alternatif daha, şimdi Likya yolu var. Aynen. Acayip bir talep var. Biz maillerde, paylaşımlarda, şimdi insanlar açıkçası repeat'ten bıktılar. Yani aynı otele geldi bir hafta, Covid düzelse bile önümüzdeki günlerde bu Likya yolunu biz çok iyi tanıtabileceğimizi düşünüyoruz. Zaten valilik boyutunda da, kamularda da her zaman bir konuştuğumuz sempozyumların konusu Likya yolu oluyor. Ne kadar Sen Nikolas Müzesi'ni konuşuyorsak, o zenginlikleri konuşuyorsak, Likya yolu da önümüzdeki günlerde kesinlikle, özellikle %60, %70 Antalya'nın pazarı, Rus, Ukrayna pazarının da bir nebze olsun artık repeat'ten bıkıp da bu tarz alternatif turizme gireceklerini düşünüyoruz, eminiz de. Tabii zaten sizin bu bölgenizde yani dinsel anlamdan, tarihi anlamda çok hazineleriniz var. Tabii. Pazarlamada bence büyük bir materyal. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi sezonlar diliyoruz. İnşallah. Sizlere de kolaylıklar dileriz. Bu arada bize bu programı çekmemizde verdiğiniz katkılardan dolayı da çok teşekkür ederiz. Daha yolun başındayız. İki gün daha devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Görüşürüz. Sağ olun. Freslerin olduğu bölge burası. Yan taraf, orada da Nikolas'ın mezarı var. Onun yan tarafında da altar kısmı, ibadet kısmı var. Şu amfiteyatro şeyi ne oluyor? Bu şey, şu ortadaki yerin adı altar diyoruz, sunak yeri. Baş kısmı orası değil mi abi? Tabii ki. Bunun bu altı
altında mı kalıyormuş normalde? Tabii, mezar layit tarzı. Layit tarzı ama içinde kemikler. Orayı kırıp da İtalya'ya kaçırıyorlar. Komple altı antik şehir. Komple alüvyonla kapandığı için binalar bozulmamış. Kumla kapanmış çünkü. Gidenmedir et taşıyacak. Ama zaman oradaki bütün o evlerin altında, temellerinde hepsinin çıkıyor. Hepsinin altında var. Burası da dükkanın en büyük antik kentleri. Abi bak şu kapakları orada, burası bir mezar değil mi bunlar? Evet. Tamam. Ve bu Katoliklerdeki gibi koyuyor odaya, evet. Kapatıyor. Aynen. Koyuyor. Bence mezarlar sonradan soyulmasın diye. Hı hı. Bak oralarda bence daha fazla, orası da bunun gibi daha fazla bence. Kapmış olabilirler tabii. Yani, anladın mı? Sanki kayanın yüzünde yukarıdaki yüzde sanki yüzler varmış gibi değil mi? Evet, miğferde yüzler varmış. Onu satıyor silüetleri. Evet. Bölge turizmi açısından önemli bilgiler edindikten sonra M.Ö. 5. yüzyılda kurulan Limyra antik kentine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Orta Likya'dan Doğu Likya'ya yürüyüşümüzde Demre, Finike, Olimpos, Adrasan hattındayız. Şu anda Limyra antik kentindeyiz. Ana yoldan yaklaşık 10 kilometre içeride. Yürüyüşçülerin bu dağlarda yürümediği, genelde sahilden gittiği bir kısımdayız. Sahilden gidilirken içeriye 10 kilometre girdiğinizde henüz kazı faaliyetleri yapılmamış Limyra antik kentini göreceksiniz. Ortasından serin bir çay akıyor. Likyalı Perikles'in Perslere karşı Likya Birliği'ni kurmak için Limyra'yı başkent olarak kullandığına ve Likya'nın sönmeyen özgürlük meşalesini bu kentte yaktığına inanılıyor. Finike'nin 9 kilometre kuzeydoğusunda 1216 metre yükseklikte bir tepenin eteğine kurulan kent, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olarak önem kazanmış. Olimpos çayını takip ederek Likya Birliği'nin en önemli kentlerinden Olimpos'a doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Uzun bir yürüyüşün ardından Olimpos'a geldik. Olimpos çayının kenarından Olimpos antik kentine doğru yürüyoruz. ...16 kilometrelik Adrasan etabını yürüdükten sonra Olimpos antik kentine geliyoruz. Akçay çayının ayırdığı kent, karşı taraf genelde Bizans eserlerinin olduğu, bu bölümde Roma eserlerinin olduğu kısım. Buradan sahile iniyoruz. Sahilde caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktıkları bölümler var. Oradan yürüyerekten Yanartaş'a devam edeceğiz. Genelde yürüyüşçüler akşamları Yanartaş'a gitmeyi istiyorlar. Çünkü gecenin karanlığında yanan taşları seyrediyorlar. Biz gündüz ilerleyeceğiz.
kentin günümüze kadar ulaşan kalıntılarını doğa adeta hapsetmiş. Ağaçlarla kaplanan antik kentte birçok farklı medeniyetin izleri görülebiliyor. Antik dönemde kenti ikiye bölen nehir yatağı bir kanal içine alınarak iskele olarak kullanılmış ve köprüyle birbirine bağlanmış. Irmağın güney kıyısındaysa Helenistik dönemde inşa edilen, ardından Roma döneminde onarılarak kullanılan bir amfiteyatro bulunuyor. Sayısız efsaneye konu olan Olimpos'un meşhur yanar taşına doğru Çıralı sahilinden ilerliyor ve ardından kayalıklara tırmanıyoruz. Olimpos Antik Kenti'ni gördükten sonra Çıralı sahilini devam edip Beydağı Milli Parkı'nın içerisinde bulunan Yanartaş mevkiine geldik. Yüzyıllardır sönmeyen ateşin nedenini kimse bilmiyor ve bu ateş efsanelere konu olmuş, hikayelere konu olmuş. Buradan sonra Tekirova'ya devam edip Geyikbayırı köyünde Like yolunu sona erdireceğiz. Mitolojiden beslenen efsanesi, olağanüstü manzarası ve heyecanlı tırmanış rotasıyla Yanartaş, doğanın mucizelerine tanık olmak isteyenler için özel bir yer. Rotamızın son durağı olan Geyikbayırı köyüne doğru devam ederken, alternatif turizm açısından bölgenin popüler konaklama tesisi Hobbit evlerini ziyaret ediyoruz. Olimpos'a gelmişken eski dostum İbrahim Ünsal'ı ziyaret etmeden yola devam etmek istemedik. İbrahim yılların tur operatörü, seyahat ajantacısı ve son 3 senede de alternatif turizme proje üreten, hem danışmanlık yapan hem de güzel bir projenin sahibi. Şu anda Olimpos'ta bir Hobbit köyündeyiz. İbrahim'cim, bu yürüyüşçülerle ilişkin nasıl? Ajantaları mı sana yolcu getiriyorlar mı? Burada yürüyüşçülerin ekonomiye katkıları var mı? Alternatif turizm olarak doğru yerdeyiz. Like yoluna yakınız. Ajantalar yakın olduğumuz için tabii ki taleplerini ulaştırıyorlar. Münferit misafirler de geliyor. Yürüyüş grupları da hareketlenmeye başladı. Şimdi zaten Like yolunun en önemli etaplarından bir tanesi Olimpos. Evet. İşte Adrasan, Çıralı. Sen de tam bu parkın ortasındasın. Evet. Yani biz biraz önce sahilde gezerken bu mevsimde dahi hareketlilik had safhada. Görüyorum senin otelde de bayağı bir dolusun. Ve bu yeraltı Hobbit evleri projesini yaptın. Şeyler nasıl? Çünkü herkes yürüyüşçüleri sadece böyle sırt çantalı, çadırlı, işte ufak pansiyonlarda kalan insanlar zannediyor. Ama gördüğüm kadarıyla sende lüks gruplar da kalıyor. Evet. İlgi nasıl? Fazlasıyla yüksek. Yani insanlar farklı konaklama tiplerini seçebiliyor. Ama hani lüks konaklama talebi olup aynı zamanda yürüyüş yapayım ve alternatif turizm çeşidi olan işte toprak altı evler, mağara, oteller, işte daha farklı bungalov çeşitlerini tercih edenler de oluyor tabii ki. Anladım.
Sen zaten artık yapa yapa otel yeni konsept imar ede ede bu işin profu oldun. Şimdi artık herhalde bilgiyi de satıyorsun. Evet. Öyle duyduk. Danışmanlık da yapıyorsun. Sana başarılar diliyorum. Gelmişken uğramadan gitmek istemedik. Vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi sezonlar diliyoruz size. Sağ olun. Olimpos'a gelmişken Kadir abiyi görmeden gitmek olmazdı. Kadir abi Olimpos'a ilk işletmeyi kuranlardan, büyük emeği olan bir abimiz. Kadir abi, gerçi Lelek yolu senin yaptığın tesisten sonra tescillendi veya açıldı, işaretlendi. Bu yolun Olimpos'a etkileri nelerdir? Bölgedeki işletmelerin her biri faydalanıyor. Yani Likya yolu yürüyen iyi bir kitle var. Yurt dışından özellikle gelen bir kitle var. Yerli de gelen var. Tabii burası da en önemli noktalarından birisi. Yanartaş ve Olimpos, en eski olimpiyatların olduğu yer. İç içe tarih dolu. Hem doğada yürüyor, hem deniz, hem tarih. Hem farklı bir çizginin içinde gelen bir müşteri kitlesi de bayağı var. Şimdi normal başka resortlarda, yolun geçtiği resortlarda, Fethiye hariç, çünkü Fethiye'ye geldiler, başladılar veya işte kısa bitiş noktalarında tatillerini uzatabiliyor. Ama Adrasan, Olimpos, Çıralı üçgeninde herhalde burası böyle daha uzun mola verilen bir yer. Ve şeylerin de, yani bireysel yürüyüşçülerin de en çok tercih ettiği tesislerden bir tanesi seninki. Evet. Burada bizim aktivite yapan arkadaşlarımız da var. Özellikle bu yürüyüşüm için. Biz tabii ki bulunduğumuz bölgeyi yürütebiliriz. Ve yıllarca da o çalışma içindeydik. Yani buradan Likya yolunun Geldonya Feneri'ne kadar giden güzergahı, buradan Fasilis'e kadar giden güzergahı, bazen de Beycik dediğimiz o tahtalı Olimpos Telefiri'nin olduğu bölge. Zaten bu 4-5 günlük bir yürüyüş rotası bize yeterli. Gerçekten bu rotaların bölgesel çalışılarak hizmet yapılırsa verimi daha çok arttırırız. Sadece eksiğimiz tanıtımda daha farklı yol izlememiz gerektiğini inanıyorum. Bizim zaten bu programı yapma amaçlarımızdan bir tanesi de, arkadaşlar bakın, bunu 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük, 10 günlük etaplar halinde paketleyip bölgedeki otelci ve bölgedeki seyahat ajantalarıyla paslaşaraktan paket tatil haline getirelim. Yani bu sadece sırt çantasını alıp çadırını alan ve yürüyen insanların tatil şekli değil. Burada milyonlar, yani milyarderler de yürüyor. Evet. Çünkü şu doğa dünyanın neresinde var? Şuradaki yeşillik doğa, bu yurt dışına gittiğin zaman bu oksijeni de alamıyorsun, enerjiyi. Bu güzel enerjimizi, bu güzel bölgemizi iyi pazarlayalım, ama dediğim gibi yani pastayı büyüterek. Aynen. Birbirimize saldırmayalım. Birbirimizden paslaşalım. Vakit ayırdığın için teşekkür ederiz Kadir abi. 2021 sezonu hayırlı olsun diyelim. İnşallah bol kazançlı, sağlıklı olur diyoruz. Teşekkürler, görüşmek üzere. Demre'de başlayan rotamız boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle iç içe eşsiz bir deneyime tanık olduk. Likya medeniyetinin muhteşem değerlerini keşfe çıktığımız yolculuğumuzu alternatif turizm rotalarını tanıtarak bölge turizmine katkı sağlamanın verdiği gönül rahatlığıyla sonlandırıyoruz. Yolu açan Kate Clove'a göre daha 6 günlük yol var. Biz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar size bu yolu tanıtmaya çalıştık. Umarım gelecekte yapacağınız paket turlarda bu anlatımlarımız size yardımcı olur. Bu sönmeyen ateş gibi Likya yolu size sönmeyen bir gelir kapısı olur. Umarım hem iç pazara hem dış pazara turlar düzenlersiniz. Bundan sonraki diğer yürüyüş rotalarını tanıtmaya devam edeceğiz. Gelecek programlarda görüşmek üzere.